Esselamu Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda PDF dosyaları üzerinde değişiklik nasıl yapabiliriz onu göreceğiz. İnternet üzerinde PDF dosyaları üzerinde değişiklik yapmak için birçok site bulunmakta. Ben şimdi bu çalışmayı sizlere Canva sitesi üzerinden anlatacağım. Canva sitesi sayesinde birçok alanda tasarımlar yapabiliyorsunuz. Kitap yazmadan tutun da video hazırlamaya kadar birçok alanda tasarımlar oluşturabiliyorsunuz. Yalnız bu site ücretli. Tabi bazı özelliklerini de ücretsiz olarak sunmakta. Ben de şimdi bu siteye ücretsiz hesabına giriş yapacağım ve sizlere PDF dosyası üzerinde değişiklikler nasıl yapabiliriz onu anlatacağım. O yüzden Bizden şu an anlatacağım çalışmayı herkes yapabilir. Tabii ileride bu çalışmayı ücretli yaparlar mı onu bilmiyorum. Şu an için ücretsiz. Bu kısa bilgiden sonra hemen videomuza geçelim ve detayları görelim. İlk olarak kanva.com sitesine giriş yapıyoruz ve daha sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ben tabi daha önce ücretsiz kaydı olduğum için o hesabımla giriş yapacağım. Oturumu aç diyorum. Gmail üzerinden giriş işlemlerimi tamamlayacağım. Sitemize giriş yaptıktan sonra eğer sizler ilk defa giriyorsanız son tasarımlar bölümünde dosya olmayacaktır. Ben daha önce giriş yaptığım için dosyaları buraya yükledim. O yüzden son tasarımlarda iki tane PDF dosyası görmektesiniz. Eğer sizler PDF dosyası yüklemek istiyorsanız sağ yukarıda yükle butonu var. Oraya tıklayacaksınız. Daha sonra dosya seçim bölümüne tıklayarak bilgisayarınızdan PDF dosyasını buraya yükleyebilirsiniz. Yüklediğiniz zaman burada dosyalarınız görünecektir. Şimdi bir tane PDF dosyasını açalım. Evet PDF dosyamız bu şekilde karşımıza geldi. Bir önceki videomu izlemişseniz eğer yapay zekaya sunum hazırlatmıştım. O sunumu buraya yükledim. Burada sayfalarda istediğim gibi değişiklikler yapabilirim. Yazı kısmına geliyorum. Buradan istediğim gibi değişiklikler yapabilirim. Silebilirim. Yazabilirim. İstediğim yere alabilirim. Taşıyabilirim. Alt tarafta sağda bir reklam görmektesiniz. Bu reklamı da bakın silebiliyorum. Yani bir önceki videoda yapay zekayı sizlerle sunum hazırlatmışsanız ilgili reklamı silebilirsiniz. Ve istediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Bütün reklamları buradan siliyorum. İsterseniz sol taraftan resimler var. Resimleri de aratabilirsiniz. Buradaki resimleri değiştirebilirsiniz. Bileşenler kısmına gelebilirsiniz. Arayabilirsiniz burada. Şekiller var. Onları kullanabilirsiniz. Tabi ücretsiz olanları kullanmanız gerekiyor. Son kullananlar. Bakın burada ücretsiz kısımlar var. Tabi burada ağaç ücretli. Yanında pro demiş. Tasarımlara girdiğimiz zaman da ücretli tasarımlar var. Ücretsiz tasarımlar var. Bunları da isterseniz kullanabilirsiniz. Bu şekilde PowerPoint'te sayfalarda değişiklik yaptıktan sonra tekrar dışarıya PDF olarak aktarabilirsiniz. Ondan önce bir PDF dosyamız daha var. Onu da açalım. Şu şekilde tek sayfalık PDF dosyası. Biraz büyütelim. Bakın burada yazılar var. PDF'teki yazılar hemen karşımıza geldi. Bir de resim var. Buradaki yazıları düzenleyemiyoruz. Burada resim olarak yüklenmiş. O yüzden resim olarak karşımıza geldi. Aşağı tarafta yine resimler var. Bu şekilde logolar var. Hepsini değiştirebiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Yani pdf dosyası nasıl hazırlanmışsa o şekilde karşımıza geliyor. Diyelim bu pdf dosyasını hallettik bitirdik. Tekrar çıktı almamız gerekiyor. Paylaş bölümüne geliyoruz. İndir diyoruz. Yukarıdan hemen dosya türünü standart pdf seçiyorum. Tabi orada farklı pdf baskı bölümleri de var. Ben normal bir şekilde baskı almak istiyorum. Bunları tercih etmiyorum. Gerek yok. İndirin diyoruz. Evet bu şekilde pdf olarak dosyamız inmeye başladı. Görmüş olduğum hemen indi ve tarayıcı bu şekilde karşımıza geldi. İndirilenler klasöründen pdf dosyanızı alabilirsiniz ve istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz. Böylece Canva üzerinden pdf dosyalarını rahat bir şekilde düzenleyebiliyoruz. Eğer sizlerin Canva üyeliği yoksa bu şekilde ücretsiz olarak hesap açarak da rahat bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Benim anlayacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.